Bu soruyu soran insana şunu kendisine sormasını istiyorum. Yeryüzünde kaç sınıf devlet yapısı var? İki devlet yapısı var. Bir, İslam devletidir. Kur'an ve sünnet ile yönetilir. İki, küfür devletidir. Adını ne dersen de, ister komünizmde, ister sosyalizmde, ister ateizmde, ister demokraside, ister laiklikte, ne dersen de, İslam'a göre yeryüzünde iki devlet şekli vardır. Bir, İslam devletidir. İki, küfür devletidir. Şimdi İslam devleti Kur'an ve sünnet ile yönetilen bir devlet yapısına sahiptir. Eğer bu iki tane vasıf yok ise o devlet kesinlikle İslam devleti olamaz. O halde şu anki sistem, şu anki devlet içerisinde neyi barındırıyor, içeriğinde neyi barındırıyor? Kur'an ve sünneti barındırıyor mu? Biz mahkemelerine gittiğimiz zaman hakim şöyle mi yapıyor? Hele şu Kur'an'ın falanca suresini bir açayım. Hele şu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Buhari'de geçen şu rivayeti vardı. Müslim'de geçen şu rivayeti vardı. Bu vakaya bu şekilde mi bakayım diyor. Yoksa hele şu Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın falanca maddesinin falanca fıkrasında ne var diye mi bakıyor? Hangisini yapıyor? Elbette kendi yazdıkları kanunlara, kendi uydurdukları kanunlarla insanlara hükmediyorlar. Aynı şekilde devletin başında olan insan da kesinlikle ve kesinlikle Kur'an'a ve sünnete göre yönetmiyor. Birilerinin yazdığı, birilerinin uydurduğu kanunlara göre bugünkü Türkiye'yi, bugünkü ülkeyi yönetiyor. Ya da Sağlık Bakanlığı olsun, Maliye Bakanlığı olsun, Adalet Bakanlığı olsun, bakanlık. Bugün Türkiye'deki bütün bakanlıkları gezin dolaşın. Ne Kur'an'a dair bir ayet bulabilirsiniz, ne de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerinden bir hadis bulabilirsiniz. Demek ki bu ülke neyle yönetiliyormuş? Şimdi kendimize bunu söyleyelim. Neyle yönetiliyormuş? Küfür sistemiyle yönetiliyormuş. Şirk düzeniyle yönetiliyormuş. Şirk sistemiyle yönetiliyormuş. Demek ki neymiş? Bugün İslam devletinde yaşamıyormuşuz. Nerede yaşıyormuşuz? Küfür devletinde yaşıyormuşuz. Yani İslam'a göre alimlerimiz bu konuyu nasıl ele almış? Demişler ki bir yer eğer küfür ile yönetiliyorsa orası darul küfürdür. Bir yer İslam ile yönetiliyorsa orası darul İslam'dır. Bu şekilde ayrım yapmışlar. Biz de diyoruz ki bugün devlet dediğiniz yapının içerisinde hangi sistem var? Laik rejim var. O zaman bu laik rejim küfür rejimidir. Bu laik rejim küfür rejimidir. O halde sorunuzu şu şekilde değiştirmeniz gerekli. Bu küfür rejimi elbette Allah subhanahu ve teala'nın razı olmadığı bir rejim. Allah subhanahu ve teala'nın gazap edeceği bir rejim. Allah subhanahu ve teala'nın bu rejime uyup, bu rejime itaat edip insanlara itaata çağıran insanları kesinlikle helak edecektir. Allah subhanahu ve teala böylesi bir rejime itaat edip, böylesi bir rejimin destekçisi olup, böylesi bir rejim için çalışıp çabalayan insanlara, böylesi rejime uyup, böylesi rejimin sistemine katılanlara, işte gerek oy kullanıp bu demokrasiyle, laiklikle hadi bizi yönet diyenler olsun ya da partiler olsun ya da partilere kendisine üyeliğe davet eden insanlar olsun, bütün bu rejimin bir parçası olmuş, bu rejimi tamamen hayatının dışına itmemiş insanlar olsun, hepsi Allah subhanahu ve teala'nın gazap edeceği, yani tağuta kulluk eden, tağuta itaat edip tağutu reddetmeyenler sınıfındadır. O halde soruyu şu şekilde değiştirmemiz gerekli. Bu rejim bunlara zulmetmesi elbette doğal bir şeydir. Çünkü bu rejim zaten bu davayı, tevhid davasını anlatan insanlara nefes aldırmaz. Çünkü bunların anlattığı laik rejime karşıdır. Laik rejimin ne olduğunu ortaya koymaktır. Laik rejim bunların dostu olamaz. Asıl laik rejim bu kadar cemaatle niye uğraşmıyor da bunlarla uğraşıyor demek yerine bunlarla uğraşması doğaldır. Asıl bu rejimin kiminle uğraşmıyor ise onlar doğru yolda değildir demesi gereklidir. Çünkü rejim kendisi batıl olduğu için Allah subhanahu ve teala da batılın köpük gibi olduğunu söylüyor. Batıl olduğu için kendisine itaat edip kendisine boyun eğen ve kendisi gibi batıl olan gruplarla, oluşumlarla dostluk kurar. Bizim gibi insanlarla, bizim gibi muvahhidlerle, Müslümanlarla bu rejimin işi olmaz. Ancak bu rejim bizi bastırmakla, zulmetmekle, evlerimizi basıp dağıtmakla, bizim evlerimizde hiçbir şey bulmamalarına rağmen Kur'an'ı örgütsel döküman olarak insanlara tanıtmaktadır. Bizler Kur'an ve sünnetten beslenen insanlarız. Falanca haberlere şu kadar örgütsel döküman bulduk, bu kadar örgütsel döküman bulduk. Benim evimde Kur'an'dan başka, sünnetten başka ne bulabildiniz ki onlara örgütsel döküman diyorsunuz? Sizin istediğiniz gibi onu okumadığımız sürece o örgütsel dökümanlıktan çıkmayacaktır. O sizin için bir silah haline gelmiş. Sizler Kur'an'a elinizi uzatamadığınız için Kur'an'a uyan, Kur'an'a itaat eden, Kur'an'ı hayat nizamı yapan insanlara elinizi uzatıyorsunuz. Bu rejimin hazineleri tıka basa parayla dolu.
bu rejimin imkanları fazlasıyla var. İstediği bakanlığı istediği anda harekete geçirebilir. Örnek, Diyanet İşleri Bakanlığı'nı. Sigarayı bırakmak için hastanelerinizde odalar ayırıyorsunuz. Falan falan aile şiddeti için kamu spotları, falan falan su bitmemesi için kamu spotları oluşturuyorsunuz medya kanallarında. Zorunlu olarak. Peki, Diyanet İşleri Bakanlığı'nı seferber edip, yahu arkadaş bu insanlara biz zulmetmemize gerek yok. Bu insanlar aldanmış insanlar. Biz bunların Kur'an'ı ve sünneti yanlış olarak okuduklarını, yanlış bir şekilde anladıklarını inanıyoruz. Siz de Diyanet İşleri Bakanlısınız. Hani insanlara güzel doğru dini anlatıyorsunuz ya. Bir kurum kurun. Bu insanları öyle çağırın ya da bu insanların yanına gidin. Bu insanların yanlış yolda olduklarını onlara deliller ile, ayetle, hadisle ortaya koyun. Niçin demiyorsunuz? Çünkü diyemiyorsunuz. Çünkü iyi biliyorsunuz ki sizler yanınızda eğer bizi caydıracak bir hak olmuş olsaydı, gerçek olmuş olsaydı bütün Müslümanlarla bu şekilde uğraşmaz. Delillerinizi getirir önümüze koyardınız. Biz de onları Allah Subhanahu ve Teala'nın hak dediği için hak der ve ona uyardık ve bu kadar da uğraşmazdınız bizimle. Elinizde hak olmadığı için bu şekilde yapıyorsunuz. Çünkü zorbalık haksızlığın bir belirtisidir. Çünkü zorbalık sen ne dersen de benim dediğim olacak. Sen ne kadar haktır desen de benim batılım sana galebe çalacak demenin başka bir adıdır. Niçin zorbalık yapıyorsunuz? Niçin bizim hayatımızı diğer insanlar gibi serbest bıraktığınız, herhangi bir şekilde zorluk çıkartmadığınız cemaatler gibi, ilahiyattan mezun ettiğiniz bu profesör denilen topluluk gibi niçin bizi rahat bırakmıyorsunuz? Niçin bizler bir yerde ders yapacağız, bir yerde toplanmamız gerekti dediğimiz zaman hemen kulaklarınızı dikiyorsunuz? Hemen bulunduğumuz yere falan falan kişileri dikip bizleri dikizliyorsunuz. Ya arkadaşım, bizlerin yaptığı işler Allah'ın razı olduğu işler. Siz istediğiniz kadar bağırsanız da, istediğiniz kadar neyi seferber ederseniz edin, biz Müslümanlar olarak bu bedenlerimiz diyoruz. Allah Subhanahu ve Teala'nın dinine feda olsun diyoruz. Yahu bizleri eğer caydırmak istiyorsanız, eğer bizlere bir iyilik yapmak istiyorsanız ya da bu ülkede bizleri fesatçı olarak gördüğünüzden dolayı, ki fesatçının ta kendisi Allah Subhanahu ve Teala'nın batıl dediği düzeni koruyup batıl dediği sistemli insanları bataklığa sürükleyen sizlersiniz. O ki fesatçı biziz. Getirin Allah Subhanahu ve Teala'nın ayetlerini, getirin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini. Koskoca bu laik rejim sigara içenlere verdiği değeri bizlere vermiyor mu? Sigara içenleri bıraktırmak için o kadar ilaç çıkartıyorsunuz, o kadar doktorlarınız, o kadar hemşireleriniz çalışıyor da niçin bizim için kendi Diyanet ordunuzu seferber etmiyorsunuz? Niçin kurumlar kurmuyorsunuz? İlmi olarak bütün heyetinizi toplayıp bu insanlar yanlış insanlar, bu insanlar aldatılmış insanlar. Gelin bunlara bize iyilik yapalım da yanlış yoldalar. Bunları doğru yola çevirelim demiyorsunuz. Ki diyemezsiniz de zaten. Sizler zaten kendiniz batıl ehli olan insanlarsınız ki batıl olan bir insan, batıl olan bir rejim, batıl olan bir grup nasıl olur da insanlara doğruya davet edebilir? Buradan da insanlar şunu düşünsün. Bu batıl rejimin hakkı anlatan bir Diyanet Bakanlığı varmış. Yani biz bunu birilerine hikaye olarak anlatsak, desek ki bir yerde bir batıl varmış. O batıl hakkı anlatmak için hak olan bir Diyanet işleri kurmuş. İnsanlara doğru olan dini anlatmaya çalışıyormuş. Desek bizi yalancılıkla suçlarlar. Anlattığımız hikaye tamamen çelişkiden ibarettir. Batıl, batıl bildiğini okur. Hak da hak bildiğini okur. Batıl, batıl düzenini korumak için çabalar. Hak da hak düzenini yaymak için çabalar. İnsanlara anlatmak için çabalar. Allah rızası için gelin kendinize zulmetmeyin. Ben bugün bütün devletin, bütün bakanlıklarına, bütün yönetimine şunu söylüyorum. İster bizi hafife alın, ister bizi küçümseyin. Hiç önemli değil. İster bizi hapislere doldurun, ister bize farklı farklı zulümler yapın. Bizim için Allah Subhanahu ve Teala'nın razılığı her şeyin üzerindedir. Bizler Allah Subhanahu ve Teala'ya dönücüleriz. Sizler gibi. Bizler Allah Subhanahu ve Teala'ya hesap vericileriz. Sizler gibi. Bizler Allah Subhanahu ve Teala'nın vereceği azaptan korkmamız gerekli. Onun cennetini istiyoruz ve Allah Subhanahu ve Teala'nın merhametiyle Allah'ın azabından kurtulup Allah Subhanahu ve Teala'nın rızası ile cennetine girmek istiyoruz. Diyanet işlerine milyarlarca para yatırıyorsunuz. Onları niçin o şekilde koltuklarda uyumalarına, koltuklarda miskin miskin günleri geçirip maaş almasına izin veriyorsunuz? Onların görevi acaba hakkı anlatmak mı yoksa hakkın üzerine örtmek mi? Bugün camilerde niçin Allah Subhanahu ve Teala'nın dinini anlattırmıyorsunuz? Allah Subhanahu ve Teala'nın dinini anlattırın, tevhidi anlattırın. Anlatamazlar çünkü sizler laik rejim olarak onların eline tutuşturduğunuz fetvadan başka hiçbir şey okuyamaz onlar. Eğer bunun dışına çıkarlarsa sizler o
camilerde o imamları bırakmazsınız. O camilerde onu tutmazsınız. Niçin Allah Subhanahu ve Teala'nın tevhid ile alakalı, şirk ile alakalı, küfür ile alakalı ayetlerini okutmuyorsunuz? Okumalarına izin vermiyorsunuz da. Hiçbir şekilde Allah Subhanahu ve Teala onları o haldeyken cehennem azabından kurtarmayacak konulara değiniyorsunuz. Bugün cuma namazlarında, bugün camilerde insanlar uyuyor. Çünkü her zaman dinlediği şeyleri sizlerden duyuyor. İyilik yapacaksın, kötülük yapmayacaksın. İnsanlara zulmetmeyeceksin, insanlara zorbalık etmeyeceksin. Bunların hepsini siz yapıyorsunuz. Yeryüzünde en büyük şirkten başka kötülük nedir? Yeryüzünde en büyük zulüm şirk değil midir? Siz bunu yapmıyor musunuz? Sizler insanlara anlattığınız fetvalar ile bile çelişiyorsunuz. Ya bizleri hapsediyorsunuz, ya evlerimize basıyorsunuz, yüzlerce insanı gözaltına alıyorsunuz. Bu da yetmezmiş gibi medya kanallarına bilmem falanca kişinin evinde falanca örgütsel doküman bulduk, filanca kişinin yanında şu kadar örgütsel doküman bulduk. Örgütsel doküman nedir? Bir resmini çekip de atsanıza insanlara. Örgütsel doküman size göre Kur'an'dır. Onu sizin gibi okumadığınız için o sizin için bir örgütsel dokümandır. Çok dürüstseniz o zaman Allah Subhanahu ve Teala'nın kitabına uyan değil. Allah Subhanahu ve Teala'nın kitabını toplayın. Allah'ın kitabı olan Kur'an'ı toplayın. Bizler o Kur'an'dan başka hangi kitaptan besleniyoruz? Bunlar falanca gruptan, filanca örgütten, filanca kişilerden, bundan dolayı da teröristler demek de olmuyor. İnsanların evinde bulduğunuz örgütsel doküman nedir? Onu bir insanlara anlatın. Sizlere göre örgütsel doküman İslam'ı anladığımız, İslam'ı öğrendiğimiz Kur'an'dır. İslam'ı bize öğreten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetidir. Boşu boşuna başka bir şey söylemeyin insanlara. Elhamdülillah ki bugün bu dava Allah'a hamdolsun yayılmakta. Sizler ise Allah Subhanahu ve Teala'nın ayetinde dediği gibi biz Kur'an'dan öyle şeyler indiriyoruz ki onlar müminler için rahmettir ve şifadır. Ve zalimlerin ise ancak ziyanını artırır. Ahiret günü geldiği gün bizleri alçak gördüğünüz, bizleri güçsüz gördüğünüzden dolayı o gün kimin güçsüz olduğunu, kimin hor ve kimin aşağılanmış olduğunu Allah'ın da yine indirdiği ayetten bilmekteyiz. Eğer sizler bu batıl düzeninizle devam edip ve Allah Subhanahu ve Teala'nın davasını sahiplenmediğiniz sürece elbette sizin bizi düşman edindiğiniz gibi biz de sizleri düşmana dönüyoruz. Allah Subhanahu ve Teala'nın hak dediğini hak demediğiniz için bizler sizlerle dost olmayacağız eğer bu şekilde devam ederseniz. Sizler bizi falanca cezaevleriyle, filanca cezaevleriyle, falanca zulümle, filanca zulümle tehdit ediyorsanız biz de sizi Allah Subhanahu ve Teala'nın azabıyla tehdit ediyoruz. Allah Subhanahu ve Teala'nın azabı mı büyük yoksa sizin Allah Subhanahu ve Teala'nın yarattığı dillerinizle bizleri tehdit ettiğiniz şeyler mi daha büyük? Bir Allah rızası için oturup da bir düşünün. Siz yoktunuz da Allah sizi var etti. Ki Allah Subhanahu ve Teala'nın da dediği gibi insan görmez mi? Biz onu bir damla sudan yarattık. Bir damla sudan. Ama o bize bir anda düşman kesildi. Seni bir damla sudan var eden Allah Subhanahu ve Teala'ydı. Ama sen hayatınla, yaşantınla Allah Subhanahu ve Teala'ya düşman edindin. Hem Müslümanım diyeceksiniz, hem Müslümanların evini basacaksınız. Hem Müslümanım diyeceksiniz, hem Müslümanları hapsedeceksiniz. Hem Müslümanım diyeceksiniz, hem Müslümanlar İslam'ı, şeriatı, Kur'an'la ve sünnetle yönetilmeyi istiyoruz dedikleri zaman siz onları terörist olmakla suçlayacaksınız. Bu nerenin Müslümanlığı? Bu Kur'an'ın Müslümanlığı değil. Bu sizin uydurduğunuz, kendinizi aldattığınız Müslümanlıktan başkası değil. Bugün bu ülkeye Allah Subhanahu ve Teala'nın indirdikleri hükmetmiş olsa sizler dahi bunu seveceksiniz. Sizler dahi bundan razı olacaksınız. Kim sevmez ki? Bugün ana haber bültenlerinde izlediğiniz rezillikler bu ülkeden gelen haberler. Başka bir yerden gelen haberler değil. Bu ülkede bazı insanları ahlaksızlaştırdığınızdan dolayı, rezil bir duruma getirdiğinizden dolayı, günahı kolaylaştırıp hayrı zorlaştırdığınızdan dolayı o haber bültenlerinde izlediğimiz haberler bu rejimin oluşturduğu insanlardan oluşmaktadır. Adaletsizlik ise bu rejimin oluşturduğu adaletsizlik. Zulüm ise bu rejimin oluşturduğu zulüm. Başka yerde aramayın. Bu rejim içkiyi satıyor. Adam içki içerek trafiğe çıkıp başka birisini öldürdüğü zaman vay efendim içkili olarak sen nasıl araba kullanırsın diyorlar. Allah'tan korkun. Rejim bir tuzak kurmuş. Sizler o tuzağın içine düşüyorsunuz. Tuzağa düşen adama ilk taşı atıyorsunuz. Niye? Rejime niye sesiniz çıkmıyor toplum olarak? Çünkü o insan zavallı. O insan tek başına. O insan güçsüz. Ama rejime söz söylemeye geldiği zaman rejim güçlü. Rejim şöyle yapar. Rejim böyle yapar oluyor. Allah Subhanahu ve Teala mahkemelerinizden de, rejiminizden de, sizden de, batıl düzeninizden de yücedir. Ve Allah Subhanahu ve Teala'nın yüceliğini de size uyup size itaat eden bazı hocalar gibi alçaltmayacağız. Bu sisteme sessiz kalıp, bu rejimi, bu sistemi süsleyip püsleyip insanlara satan insanlar gibi Allah'ın izniyle olmak istemiyoruz. Allah'ın izniyle de olmayacağız. Rabbim bizim üzerimizdeki sıkıntıyı gidersin, bizlere yardım etsin. Bizleri zalimlerin şerrinden, fesatçıların şerrinden, fitnecilerin şerrinden korusun, muhafaza etsin. Selam hidayete tabi olanların üzerine olsun.